Hoş geldiniz. Ne zamandan beri bir toplantı yapamamıştık. Şeref verdiniz. Katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Şimdi biz sigarasız toplum webinarlarımızın 22.sini yapıyoruz bugün. Ve çok değerli bir konuşmacımız var, Hülya Gözaçan. Ben onu takdim etmeden önce Ramazan ayı biliyorsunuz sigarayı bırakmak için bir fırsat, çok çok önemli. Onun için bu Ramazan ayında herkesin sigarayı bırakmak için bir fırsat bilip nasıl olsa 24 saate yakın sigarasız kalabiliyor. O zaman bırakır diye düşünüyorum. Ben buradan Ramazan ayının özelliğinden dolayı onu söylemek istedim. Şimdi çok değerli konuşmacımızı takdim etmek istiyorum. Sayın Hülya Hanım gerçekten yazar, bilinçaltı eğitmen, çok önemli bir kişi. Ben birçok kimliği olduğu için kendisinden bunu rica edeceğim. Kendisini kendi tanıtırsa belki çok daha iyi olur diye. Buyurun Hülya Hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Profesör Doktor Melahat Dönmez hocam ve Sayın Başkanımız Mustafa Aydın'a da buradan sevgilerimi ve tüm katılımcılara da sevgilerimi ilettikten sonra kendimi tanıtmak istiyorum. Evet, 79 doğumluyum, 44 yaşındayım. Girişimci bir ailede dünyaya doğduğum için 18 yaşımda iş dünyasına patron olarak başladım. FG Tekstil'in kurucularındanım. Tekstil firmasıdır. 300 kişilik çalışanıyla uluslararası ihracat yapar. Zara, Inditex gibi dünya devlerine kendi koleksiyonuyla kot satma başarısını hala devam ettiriyor. 2009 yılında ben radikal bir karar aldım. Çok kişiyi yetiştirmiştim insan olarak, çalışan olarak, girişimci olarak. Kendi içimde sağladığım huzuru ve mutluluğu ve başarıları, yani 25 yaşında 300 kişilik bir fabrikayı yönetebiliyor olmak, bazı profesör Ömer Baybars Tek gibi pazarlama profesörü bana şunu söyledi. Neden dedi bu deneyimlerini insanlarla paylaşmıyorsun? Aslında benim yaptığım mesleğin bir parçasını bana koçluk yaptı ve dedi ki neden dedi insanları aydınlatmak için çalışmıyorsun deyince ben 2008'deki bu toplantı sonrasında radikal bir karar aldım. 2009 yılında danışmanlık vermeye başladım. Kendini geliştirmek isteyen insanlara. Tabii ki bu güzel yolculuk bilmediğimizin hepimiz öğrencisiyiz. Hem ilim ve bilim sonsuz olduğu için Allah da vahittir, başı ve sonu yoktur, alimdir. Yani sınırsız bir ilme ve bilme sahip ve bunu bize insanlara aktardığı için çok güzel. Hem öğrendiğim hem kendimi geliştirdiğim ve öğrendiklerimi insanlara aktardığım bir yolculuğun içerisindeyim. Bu 13 yıldır devam ediyor. Tabii işte profesyonel koçluk eğitimleri alıp başladığım yolculuk. Şimdi bilinçaltı uzmanlığı, biyoenerji eğitimleri, profesyonel koçluk eğitimleri, NLP eğitimleri, şirketlerden biyoenerji çakra açımı atölyeleri gibi hem şirket eğitimleri daha çok da bireysel holding sahiplerinden tutun da 9 yaşındaki öğrenci portföyü arasında 13 yılda 1000 kişiyle çalıştım ve 100'den fazla da içinde profesör, aile hekimi, hemşire, vali çalışanı, memur, anne baba gibi öğrenci birçok da insan yetiştirmek nasip oldu. Tabii bu 13 yıllık kişisel gelişim, kişisel dönüşüm artık biz buna öyle diyoruz. Yani dönüşüm, insanın kamil insan olma yolculuğu aslında benim şu an içinde bulunduğum ve yapmaya gayret ettiğim konu. Tabii tasavvuf, bilim, ilim birleşince güzel bir bilgi oluştu ve bu bilgiyi Melahat hocamızın önderliğinde şu anda sizlerle paylaşıyor olmak son derece beni mutlu ediyor. Kendimi Allah'a ve insanlığa adamış bir biçim aslında. Böyle Çok özetleyebilirim. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüyoruz ki çok fazla kimliğiniz var. Yolunuz açık olsun. Bizim İnşallah. bugün burada toplamamızın amacı biliyorsunuz zihinsel olarak sigarayı bırakma nasıl olabilir? Zihinsel arınma ile nasıl olabilir? Yani bırakmadan önce ben şunu sormak istiyorum size. Bir kişi sigaraya alışmaması için yani ne yapması gerekiyor? Önce onu söyleyelim, sonra bırakmayı anlatırız. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Aslında kişisel dönüşüm gerekiyor. Kişisel gelişim ve dönüşüm öncelikle. Yani kişinin kendini tanıması. Çok güzel söyler Yunus Emre. Kendini bilen haddini bilir. Haddini bilen Rabbini bilir. Bizim buradaki varoluş amacımızı anlamamız lazım. Yani bir insan kainatta hedefsizse, hiçbir amacı yoksa her türlü bağımlılık olabilir. Uyuşturucu olabilir, sigara olabilir, alkol olabilir. Fakat kişinin kendini içsel olarak, içsel yolculuğa çıkıp ruh, zihin, bedenden oluşmuş yeryüzünün halifesi olduğunu anladığında buna yakışır bir şekilde, layık bir şekilde nasıl olurum diyor. Aslında Hazreti Ali, Atatürk ve Hacı Bektaşi Veli'nin bize söylediği bir söz var. İlimsiz gidilen yol karanlıktır. Yani bizim aslında kendimizi anlamaya, kendimizi tanımaya, sınırlarımızı bilmeye, kendimizi korumaya, kendimizi daha mutlu ve huzurlu kılabilmek için, sigarasız bir yaşam için öncelikle kendimizi tanımamıza ihtiyacımız var. Kendini bilmeyen, cahil kalan insanlar baktığınız zaman negatif enerji, negatif düşünceler bunları yönetiyorlar. Aslında sigara da böyle. Sürekli hipnoterapi yapıyor aslında. Hipnoz yapıyor negatif enerji. İşte sigara içmeyi insanlara uzun yıllar ya da anne karnından itibaren maalesef cahil kendini geliştirmemiş toplumlarda çok fazla ya da okumuş olabilir ama cahilliği bırakmamış. Evet, okumuş ama öğrenmemiş. Yani kendini tanımamış. Kendinin ne kadar değerli ve özel olduğunu, kendi ruhumuzu, bedenimizi ve zihnimizi koruması gerekli olduğunu bilmiyor. Bilmediği için de sigarayla kendini öldürebiliyor. Çeşitli bağımlılıklarla hem kendisine hem tüm insanlığa zarar verici davranabiliyor. O zaman bu tip bağımlılıklara başlamamadan önce kendimizi tanımak ve kendimizi sevmemiz lazım. Yani kendini seven, kendine güvenen, kendine inanan insanın sigarayla kendini öldürebilmek isteyeceğini düşünebiliyor muyuz? Demek ki aslında kendini tanımamak, Hülya kendini sevmemek değil midir bu? Hocam pardon, sizi biraz kesiyorum ama kusura bakmayın. Mesela kişi sigara içtikçe endorfin salgılanıyor. Endorfin mutluluk hormonu. Bravo. Endorfin salgılandığı için mutlu oluyor, tekrar sigara içiyor. Burada ne yapması gerekiyor? Onu da bize ne söyleyebilirsiniz? Tam ikinci müthiş bir soru oldu. İşte yani sizin burada olmanız ne kadar değerli. İnsanların aslında ben de notlarımın arasına bu konuyu aldım. Çünkü insanların sigaraya bağlanmasını, yani sigarayı alma ihtiyacı aslında stres, negatif duyguların aşırı baskı yaratmasından kaynaklı. Yani mutsuz, huzursuz, stres altında, işte kaygıları var, korkuları var, bilinç altında depresyonu var, travması var ama dışarıdan gözüksün istemiyor. Adeta sigaraya sığınıyor. Yani bana sorarsanız, hani sigaranın algısı negatif enerji tarafından sanki içince rahatlarsın psikolojisiyle adeta insanı hipnoz ediyor. İşte mutluluk veriyormuş gibi bir hipnoz ediyor sizi. Aa, bunu içtiğin zaman evet endorfin salgılıyor olabilir ama sizin bütün varoluşunuzu mahvediyor. Orada bir geçici mutluluk söz konusu. Yani bir kandırmaca söz konusu aslında. Mutlu oluyormuş gibi. Yani bir insanın bedenine, ruhuna, aklına zarar veren bir madde mutluluk verebilir mi aslında? Bu mutluluk veriyor gibi gözüküyor ama altında inanılmaz insanlara zarar veriyor. İşte insanların içindeki kendini tanımasıyla birlikte huzuru, mutluluğu, başarıyı sağlatabilirsek insanlara, bu da kişisel gelişim ve kişisel dönüşüme geliyor. İnsanlara mutlu olmanın yollarını, huzurlu olmanın yollarını, kendini sevmenin yollarını öğretirsek mutlu olacak zaten. Bu da işte ilimden gidilmeyen yol karanlıktır. İlim, bilim bilmiyorsun. Kendini mutlu kılmayı bilmiyorsun ki kendini tanıman lazım ki mutlu edecek birçok yön var, değil mi? İlla sigarayla mutlu olmuyoruz. O kadar çok mutlu olmamızı sağlayacak ibadetten tutun işte spor yapmaya, iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, kendini okuyarak bir meslekte geliştirerek mutlu olmaya, mutlu olacak çok fazla alternatif varken çok basit bir şeyle hemen tembelce gideyim bir sigara yakayım, oradan mutluluk alayım. Bunun aslında bir cehalet olduğunu, bir ilimsizlik ve bu ilimsizliğin de bizi karanlığa götürdüğü, ölüme götürdüğü net aşikar. Mutlu ve huzurlu olabilmenin yolu bilinçaltını yönetmekten geçiyor. Yani Nasıl? bilinçaltı Nasıl?
Nasıl Bilinçaltı, yöneteceğiz? evet. Bilinçaltına kodlanmış durumda şu anda. Yanlış bir kod var. Bilinçaltı hard disk. Her şeyi kaydediyor. Yani kayıt yeri burası. Şimdi burada çocukluktan başlayarak anne, baba ve çevrede işte restoranlarda insanların havalı havalı sigara içtiğini görsel hafızada bilinçaltında kayıt edildi. Yani şöyle diyor birey bilinçsiz büyüdüğü zaman bilinçaltını yönet yani bilinçaltın nedir bile bilmeyen bir insanı düşünün. Kayıtlar negatif. Yani sigara içince bilinçaltı sigara istek geliyor. Stres altındasın, mutsuzsun. Hemen ne oluyor? Bilinçaltı diyor ki bak sigara içersen mutlu olabilirsin. Buna yanlış kodlama diyebiliriz. Yani bilinçaltında negatif bir kodlama var. Bu kodlamaları terapiyle ben gerçekten dönüştürüyorum. Bunu yüzlerce insanda başardım. Kendi kendimize de telkin verebiliriz aslında. Şimdi bir kere bilinçlenmek lazım. Yani farkındalık lazım. Sigara isteği yanlış bir kodlamadır. Negatif bir kodlamadır. Aynı bilgisayarın kodu gibi. Koda ne girer, bilgisayarına ne girerseniz onu size veriyor, değil Onu mi? verir. Evet, tabii. Dinimiz de böyle. Yanlış bir kodlama var. Mutluluğu sigara üstünden almayı öğrenmiş bir bilinçaltı var. O zaman bilinçaltını, hatta zamanımız varsa bir bilinçaltını rahatlatma ve bilinçaltında nasıl telkin veririz çalışabiliriz hep beraber. Konuşmamızın sonunda isterseniz bir 5 dakika yapalım. Tabii Bunu en nasıl sonunda onu yapabilirsek yapalım? iyi olur. Çünkü bir kere önemli olan bir sigaraya bulaşmamak, alışmamak, bulaşmamak diyorum ben. Onu da bir bulaşıcı hastalık gibi görüyorum. Ondan Katılıyorum. sonra bir diğeri de bırakmak için ne yapılacak? Onu sonunda ikisini birleştirerek söylerseniz sevinirim. Evet. Tabii zevk duyarım. Burada mesela kısa bu konuşmalarımızı özetleyecek bir şey, yaşadığım yeni bir olayı anlatmak istiyorum. Hani anlatarak bilinçaltı daha güzel. Yani şimdi meli malı cümleleri bilinçaltı hemen yapma derse içme gider içer. Yani onu malı melileri yap komutu olarak algılıyor. Bu yüzden hipnoterapi yani telkin yöntemi kullanmamız lazım. Telkin yönetimde faydayı anlatmak lazım. Şimdi 17 yaşında bir danışan ve eğitim verdiğim bir öğrenci üzerinden bunu anlatmak istiyorum. Yaşanmış gerçek bir olay. 17 yaşında trafik kazasında evladını kaybetmiş bir annenin mutsuzluğunu düşünebiliyoruz, değil mi? Ne kadar büyük bir acı. Evet, Fakat tabii. hayatın gerçeklerinden, imtihanlarından bir tanesi. Ve bu imtihanı kaldırması lazım. Hayata tutunup tekrardan mutlu ve huzurlu olmayı arıyor. 2 paket günde sigara içen bir hanım. Çok mutsuz, aile içerisinde 2 tane kızı var, eşi kavga halindeler ve bir küçük oğlu var. Bir anne yıkılmış durumda düşünün. Düşünüyor nasıl başa çıkabilirim? Ben bu halimden çıkmam lazım çünkü intiharı da düşünüyor. Yani bırakın sigarada ölüme gitmeyi, hayatını sonlandırmak isteği içeride negatif düşünce çok fazla. Sonra YouTube'dan bilinçaltı falan derken YouTube Hülya Göz Açan kanalımdan videolarımı izliyor, iletişime geçiyor ve diyor ki ben ilim istiyorum. Anladım ki ilimle işte karanlıktan çıkabilirim, aydınlığa geçebilirim. Kendisi eğitim aldı. Önce terapi, sonra eğitim, sonrasında geldiğimiz noktayı anlatmak istiyorum. Kendi içsel huzurunu ve mutluluğunu buldu. Ve ben ona şöyle dedim. Değerli kardeşim, sen kendi içindeki değerli Serpil Hanım'ı buldun. Çok değerlisin. Evladın kaybolmadı. Bilimsel olarak enerjilerimizin kaybolmadığını ve boyut değiştirdiğini bilim de kanıtladı. Evladın kaybolmadı ki, sadece sonsuzluk alemine geçti. Bedeni dinleniyor toprak altında. Bu içselleşti telkinlerimle. Şimdi dedim sigara hayatta mutlu, başarılı olmak istiyorsun ya, hayata tutunmak istiyorsun. Sigara da senin bir engelin dedim. Nasıl dedi? Çünkü sigarayla birlikte etrafında bir koruyucu avran var. Bir aurayı duyuyoruz etrafımızda. Hepimiz biyoenerjiyle aslında ayaktayız. Yani biyoenerjisi yaşam enerjisi demek. Biyoenerjiyi negatif, o da bir negatif aslında enerjidir. Çünkü insana zarar veren her şey kainatta kodlanmıştır negatif enerjidir. Ve bu negatif enerji senin avranda yırtıklar oluşturur. İçeriye vesvese girer. Sürekli sigara içmeni, mutsuz olmanı sana telkinler dedim. Düşündü. Yani sen dedim sigara içerek hem bir yandan eğitim alıyorsun, iyileşmek istiyorsun ama bir yandan da sigara içerek kendi mutluluğunu kalıcı anlamda engelliyorsun dedim. Bilinçaltı bu telkini aldı. Ben bu kadar ilim için para veriyorum, emek veriyorum, çalışıyorum.
Sigara beni engelliyor. Neden kendime ben bunu yapayım dedi ve sigarayı bırakmakla ilgili ona yaptırdığım bazı egzersizler var. Zihin egzersizleri yaptıracağım birazdan inşallah size. Onları kodlayarak beynine hı dedi. Sigara yerine hayatımda daha güzel bir şeyle uğraşmalıyım. Bunun yerine mutlu edecek bir takım amaçlar koymak lazım. Hedefsiz olmak da insanların sigaradan kurtulmasını maalesef engelliyor. Hedef yok. Yani sadece mutluluğu sigara içmekle algılamış bir bilinçaltı. Ne yapacağız? Bilinçaltına mutlu olmanın çeşitli yollarını da öğreteceğiz. Bunlar kişilere göre değişebilir. İşte kozmetik eğitimi alabilir, eğitimlerle, ilimle, bilimle eğitimler alabilir, girişimci olur, kendine bir koku atölyesi yapar, kendine bir krem atölyesi yapar. Yani beyin, Başka Albert bir uğraşı kendine bularak, değil mi? bularak, tabii, Mesela tutunarak. lisan öğrenebilir, Evet. çok güzel bir şey. Ne bileyim, spora gidebilir. Ben şunu düşünüyorum Hülya Hocam, spor çok önemli. Belediyelerin gençlere, özellikle gençlere o bölgede, hangi bölge ise oralarda spor sahaları açmalarını, spor merkezleri açmalarını istiyorum. Yani bunun bir çabasını yapalım diye uğraşıyorum hep. Yani Çok bir güzel. araya gelip, onun için gerçekten başka bir uğraşıyla sigaradan kurtulabilir diye düşünüyorum. Halk Evet. eğitim merkezlerinde burada değerli hocam çok güzel değindiniz ve hani en azından bunu izleyecek olan, bu yayını izleyecek olan değerli kardeşlerimize şu anda yapabilecekleri tüm belediyelerin halk eğitim merkezi var. Pandemide kapanmıştı. Online olarak eğitim verdi bir kısmı bu tarz eğitimlerin. İnanın şu anda hiçbir şeye sığınmaya gerek yok. Her şehrin Turgut Reis'teyim. Ben Turgut Reis'in dahi belediyelerin halk eğitim merkezlerinde her türlü ücretsiz kendilerine uygun bir şey bulabilirler. Demin bahsettiğiniz İngilizce var. İşte resim var, müzik var, koro var. Pilates dersi, pilates eğitimi eğer biz kararlı olursak hayatımızı güzelleştirmek, çaresiz olmadığımıza, kendi aklımızın, zihnimizin, ruhumuzun, bedenimizin bizim ellerimizde olduğunu onlara, insanlara fark ettirebilirsek kendini sigarayla mahkum ediyorsun, yok ediyorsun kendini. Oysa aklını kullan, kendine güzel telkinler ver. Hadi ben bugün yürüyüşle başlayacağım. Hiçbir şeyim yok. Yürüyüş yaparım. Yürüyüş de mutluluk hormonu vermiyor mu? Değil mi? Mutluluk hormonu veriyor. Sporla başlarım güne, güzel bir kahvaltı, sevdiğim uğraşları düşünürüm. Bugün koroya giderim. Aklımızla düşünmemiz gerekiyor. Daha mutlu olmanın yollarını basitçe sigara içerek hayatımızı aslında sonlandırdığımızı, bu akıl bize verildi ve mutlu olmanın yollarını hem kendimize hem insanlara telkinleyebiliriz. Yani işte Hülya bugün sigara içip kendini ölüme yaklaştırmak yerine bir telkin çalışması yaptıracağım birazdan size. Ölüme doğru yaklaştırmak yerine bugün telkinlerle bilinçaltını yönetebiliyoruz. Tabii bu bilinçaltı koruma görevi verdiği için bize normal konuşma tonunda olmuyor. Mutlaka meditasyon yapmak gerekiyor. Meditasyonda alfa dediğimiz evrenin titreşimiyle aynı hale gelmemiz lazım. Yani şimdi hadi arkadaşlar mutlu olmak için sigara içmiyoruz. Bundan sonra başka şeyler yapınca bilinçaltı bunu telkin olarak kabul etmiyor. Mutlaka alfa frekansına geçmemiz lazım. Yani uykudan önceki hal diyebilirim. O zaman arkamıza yaslandık. Hatta uzanırsak daha iyi olur. Gözlerimizi kapattık, uzandık. Tüm bedenimizi sakinleştirdik ve dinginleştirdik. İşte o anda bilinçaltı diyor ki bedenin rahatladı. Artık uykuya dalmak üzeresin. Orada koruma görevini bırakıyor. Ve işte orada telkin verirsek sigara benim için artık hiç önemli değil. Ben bundan sonra kariyerimde ilerleyeceğim. İşte sporla, pilatesle uğraşıp tüm kaslarımı güçlendireceğim. Sevdiğim branş neyse İngilizce öğrenip dünyayı gezeceğim gibi telkinleri alfada vermeniz lazım. Ben size şurada zaman çok kısa, kendi kendinize yapmanız için anlatacağım, yaptıramayacağım. Uzandıktan sonra gözlerinizi kapattınız, 7 kere burnunuzdan nefes aldınız, ağzınızdan verdiniz.
Tüm bedeni rahatlattınız, gözlerinizi kapattınız ve çok az zaman var ama burada kendinize sigara içmeye ihtiyacım yok. Mutlu ve huzurlu olmak için çok fazla sebebim var. Kendimi geliştirmeye adıyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi değerli hissediyorum. Özgüvenim yükseldi. Sağlıklıyım, mutluyum, huzurluyum. Aradığım her şey akılda ve ruhumda mevcut. Kendimi güzel hobilere adıyorum gibi telkinler verebilirsiniz. Bunun çok daha hipnoterapik bir çalışması var ama 1,5 dakikada anlatılması mümkün değil. Benim ricam şöyle olur, Derya'nın da yine katkılarıyla. Sadece bilinçaltında sigarayı bırakma tekniği diye bir buluşma yapalım. Orada artık beni tanıtmak veya bu konuşmaların dışında direkt hemen orada bir hipnoterapiye geçelim. Hülya Hocam, çok teşekkür ederiz güzel bilgiler için. Gerçekten birazdan kesilecek, o nedenle ben size başta hakikaten değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere ve katılanlara çok teşekkür ediyorum.